Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kokoslar pastası yapacağım. Gereken malzemeler 500 mg süt, 1 adet yumurta, 1 paket vanilin, 300 gram süt reçeli, 150 gram hindistan cevizi, 2 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası, bir 10 gram jelatin gerekecek. Çikolatalı sosu için 3 yemek kaşığı süt, 60 gram çikolata, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, alt tabanı içinde kurutulmuş ve robottan çekilmiş böyle galeta unu, ev yapımı galeta unu diyelim, 300 gram. Bir de 300 gram kadar da fındık kreması. Şimdi şöyle bir tepside kek kalıbında yapacağım. Kelepçeli kek kalıbında ama alt tabanını kullanmayacağım. Daha kolay çıksın diye. Onun için ilk öncelikle şu kenarlarını yağlamak istiyorum. Bunu şöyle hazırladığım yağlı kağıdın yapışımı kolayca yapışsın diye o işlemi yaptım. Şöyle. Şimdi öbür işleme geçeceğiz. Alt tabanını hazırlamak için gördüğünüz gibi evde kurutulmuş, işte kalan yenmemiş, kurumuş ekmekleri blender'a vurdum. Ve blender'da ufaladım ve 300 gram kadar alıyorum. Ve fındık ezmesiyle karıştıracağım. Ben 300 gram kadar ölçtüm ama hani yetmezse ekleyeceğim. Ona göre tarifte belirtirim. Şimdi sizinle beraber karıştıracağım bunu. Burayı yetmeyeceğine hep beraber karar vereceğiz. Normalde orijinal tarifinde tabanın için bisküvi kullanıyorlardı tarifte ve yağ ekliyorlar, kakao ekliyorlar ama ben de daha önce de böyle pasta tabanı yaptığım için çok lezzetli olduğunu biliyorum ve evdeki ekmekleri de yerleşsin kaygısıyla böyle bir şey yapmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi biraz kremam az geldi. Onun için 2 yemek kaşığı ya da böyle 1 yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Bu da yaklaşık 350-400 gram yapar demek oluyor. Böyle kremayla karıştırdığınız zaman yani pasta hazır hale geldiğinde ekmek olduğu hiç anlaşılmıyor. Çıtır çıtır bir lezzetli yiyecek oluyor, pasta oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi
alt tabanın harcını kalıbın içine yerleştirdim ve böyle tıpkı cheesecake yaptığımız zaman bardağın alt kısmıyla düzelttiğimiz gibi bunu da düzeltiyoruz. Bu sıcak günlerde yaş pasta yemek isteyip de mutfakta ısınmak istemeyen hanımlarımız için çok ideal bir tarif. Çünkü pişmeyen bir yaş pasta bu. Şimdi böyle düzleştirdikten sonra güzelce bunu soğumaya bırakacağım buzdolabında ve beraber krema yapımına geçeceğiz. Evet, şimdi 10 gram jelatinimiz vardı. Onu aslında tabanı, alt tabanı hazırlamadan önce bir miktar sütle böyle karıştırmamız gerekiyordu. Ben o detayı kaçırdım. Kusura bakmayın. Birazcık şöyle erimesi gerekiyor. Yani bunun birazcık böyle erimesi için, özleşmesi için sütü ısıtmak istemiyorum. Çünkü krema zaten sıcak olacak. Onu karıştırırken en son sırada da jelatini içine ekleyeceğim. Şimdi kalan sütü ekliyorum. Yani burada 500 mg vardı. 1 adet yumurtamız var. Dikkat ettiyseniz şeker katmıyorum çünkü süt reçeli kullanacağım. Süt reçeli kullanan memleketten geldi ama artık Türkiye'de her yerde bulabileceğiniz bir malzeme süt reçeli. Onun için tarifte süt reçelinin kullanılmasının bir mahsuru olmadığını düşündüm. Gram kadar da süt reçeli kullanacağım. Yani Türkiye'deki üretilen süt reçelinin, yani bizimkine oranda, yani Türkmenistan'dan gelen süt reçelinin kıyasladığımızda bir tık şekeri az gibi geldi ama yine çok lezzetli. Hele benim çocukluktan beri alıştığım, sevdiğim bir lezzet olduğu için ben pastalarımda, yaş pastalarımda, kremalarımda kullanıyorum. Çok da seviliyor. Tepeleme 2 yemek kaşığı nişastamız vardı. Vanilyamızı da ekleyeceğim. Bir teker. Tekrardan karıştırıyorum. Isınıp birazcık köpürmeye başlayınca Hindistan cevizini de ekleyeceğiz. Şimdi kremayı ateşe alıyorum. Evet arkadaşlar, birazcık böyle ısınmaya başladı kremam. Gördüğünüz gibi köpürmeye başladı kenarlardan. Ben de şimdi 150 gram Hindistan cevizini de ekliyorum. İyice özleşip yumuşamasını istiyorum çünkü Hindistan cevizinin. Ve pişirmeye devam edeceğim. Ateşten aldıktan sonra önceden dediğim gibi sütle karıştırdığımız jelatinle karıştıracağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle buklağımda krema. Şimdi daha önceden bir kasede 10 gram jelatini
500 gramdan ölçtüğüm, yani 500 gram ucundan birazcık sütle ayrı bir kasede karıştırdım. Bunu iyice karıştırıyorum. Hani ayrıyeten bir ısıtma işlemine gerek duymadım. Krema sıcak olduğu için. Şöyle karıştırarak biraz soğumasını sağlayacağım. Sonra kabın, yani tabanın üstüne dökeceğim. Evet, kremayı karıştırdım. Böyle ilk sıcağın çıkmasını sağladım arkadaşlar. Tabanı da dolaptan çıkardım. Şimdi bunu güzelce tabanın üstüne döküyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Göreceksiniz, çok aromalı ve yani adı üstünde kokoslar pastasını, yani adını gerçekten hak ettiğini göreceksiniz. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım ve üzerinde kaymak tuttuktan sonra üstüne çikolata sosu dökeceğim. Görüşmek üzere. Pastamın biraz soğumasını sağladım. Krema da soğudu, böyle gördüğünüz gibi kaymak tuttu. Şimdi sosunu da döküyorum. Sıcak olduğu için kaba bezle tutuyorum. Kusura bakmayın. Sonra tekrardan buzdolabına koyacağım, soğutacağım. Böyle dağılmasını sağladım. Tekrar buzdolabına koyuyorum. Son haliyle paylaşmak için tekrardan buluşacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, pastam, kokoslar pastam hazır gözüküyor. Kalıbı çıkardıktan sonra böyle dilimlenmiş halini size gösterebilmek için kağıdı kaldırdım. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hani üstündeki sos için 60 gram çikolata artı 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı süt koyaraktan ganaj yapmıştık. O bana göre az geldi. Ben çok çikolata sevdiğim için bir ölçek daha bitter çikolatayla bu sefer yaparaktan üstüne gezdirdim. Dikkatlice bakarsanız renklerin farkından anlayacaksınız. Şimdi aklınıza gelen herhangi bir süslemeyi yapabilirsiniz. Ben böyle Hindistan ceviziyle kenarlarını süslemek istiyorum. Hatta kokoslar çikolatası dilimleri de koyabilirsiniz mesela. Dilerseniz. Şimdi kesiyorum. Duyduğunuz gibi alttaki tabanın çıtır çıtır ses çıkarttığını duyuyorsunuzdur. Şimdi tabağa koyacağım. Bu şekilde gözüküyor. Evet. Serin, zahmetsiz, çok lezzetli kokos pastamız hazır. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım sevdiklerinize hazırlayıp ikram edersiniz. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.